Ne arıyordun Kemal abinin telefonunda? Söylesene kızım, susma. Çalıp satacaktı herhalde Mesude. Hayır, ben çalmadım onu. Geri cebine koyacaktım. Kızım delirtmesene beni. Niye aldın sen o telefonu, söyle. Neyse tamam. Eylül Hanım'ın allengirli işleri işte. Kız. Yoksa kim arıyorum ediyorum, ona mı bakıyordun telefonda? Ha? Saçmalama. Aptal aptal konuşma. Kız bağırmasana adama. Yine o korudu seni bak. Nankör. Ya neyse tamam. Çocuk da üzüldü zaten Mesude. Bak kızım. İşte senin ablan böyle. Ya en güzel gününü mahvetti maalesef. Niye yaptın abla? Büyünce anlatacağım ben sana ablacığım, tamam mı? Bak yine çocuğu fiştekliyor. Kızım demeye utanıyorum artık sana. Bunu da dedirttin ya bana sonunda. Yürü Büşra. Anne çantamı unuttum. Tamam ben bir koşu gider alır gelirim, siz devam edin. Ya daha fazla canın sıkılmasın Mesut, hadi. Neye bakıyordun kız telefonda? Takıldığın biri yok ha. İçin rahat olsun. Allah kahretsin seni. Kaderin annesini bulmak için aldım telefonunu. Tanıyorsun değil mi onu? Hatta o da öldürttü seni kadere yanaştığın için. Annesi kaderi istemiyor. Şimdi en sevmediğin yemek pırasa. Onu zaten anladım. Psikolojik gerilim filmlerine bayılıyorsun. En sevdiğin renk mavi. Kahveni sert ve sade içiyorsun. Başka? Ayakkabı numaran. Ayakkabı numaran kaçta? Ne yapıyorsun sen? Unutmamak için not alıyorum. Heh. Sen mi yazacaksın? Bunu bil yeter. Ama gitmesem daha iyi sanırım. İnsan üzgünken bir de yalnız olunca çok kötü oluyor. Kendimden biliyorum. Songül. Ya dur kızım, düşüreceksin ulan. İyi misin? İyiyim, iyi. Gel oturalım. Cemre, senin neyin var? Bugün annesiyle babasının evine gitmiş. Arada besliyor böyle. Sonra toparlıyorum, bana bakma. Biliyor musun, ben sana hediye aldım. Bak. Bana almadın mı? Ya kankan alışverişe gidecek, sana hediye almadan dönecek. Oldu canım ya. Kızım tabii ki aldım. Hem de elbise.
Hadi gidelim bakalım oluyor mu? Tamam. Annenle babanın fotoğrafını çerçeveye koymak isteyeceğini düşün. Çok iyi düşünmüşsün. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Ne karıştırıyorsun be yavaş? Songül bana elbise almış. Ne o sadaka verir gibi? Gurursuz insan, aldın mı bir de? Saçmalama Meral. Songül benim en iyi arkadaşım. Yarın öbür gün eskilerini de getirir, onu da giyersin artık. Hazır ol. Meral, Songül öyle bir insan değil, tamam mı? Göreceğiz. Neyse. Bak kim geliyor. Ulan kızım, seni bile özledim be. Ya bu saf kadar en iyi arkadaşın olduğunu zannediyor. Şu kızın, yani benim. Kalbinde ne kadar büyük yer kapladığımı şu salağa söyler misin? Kıskandın mı kızım? Bak ben sana hediye aldım. Bakayım. Canımsın sen ya. Makyaj malzemesi mi? Yani. Çok güzel. Hemen gidip deneyeceğim. Hadi. Songül iyi ki buradasın. Ne oldu Eylül? Otur anlat. Kadir annesinin numarasını bulmamı istedim. Ben de Kemal abinin telefonundan birkaç numara aldım. İnanmıyorum. Kadir sonunda annesini bulacak. Kemal abi annesi Kadir'i istemiyor dedi. Doğru söylemiş sapık. İsteseydi bırakmazdı. Şimdi ben bu numaraları Kadir'e versem, annesini bulup hayal kırıklığı yaşarsa ne olacak? Kadir bu sefer yıkılır. Yani geri de toplayamayız. Biter. Vermeyeyim mi ya? Saçmalamayın. Onun bilmeye hakkı var. Kızım, o da el kadar bebekken annesi onu un çuvallarının arasına bırakmış. Şimdi kapısına gitse, karşısına çıksa ne olacak? Kadın bunu kovacak. Biz bunu arkadaşımıza yapamayız. Buna siz karar veremezsiniz. Cemre, kader bunu kaldıramaz. Yakışmış mı? Çok güzel olmuş canım benim.